Ercan selam, nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Lady Di izleyeceğiz 4 Ekim'de. Evet. 4 Nasıl Ekim'de bir film sonra izleyeceğiz onu soracağım ama öncesinde bu yapımcılık sevdası, bu film işi, sinema işi nereden kadına girdi onu merak ediyorum. Yani sevdası değil mi? Konservatuardan itibaren aslında ben sahnenin arka tarafını sevdim. Yani müzik tarafında da diğer yapımlarda da arka tarafı çok seçtim. Hı hı. Bir şeyleri yapmayı, üretmeyi daha çok seviyorum galiba. Yani yapımcılık anlamında da. Hem müzik sektöründe işte herhalde yüzlerce albüm yapmışımdır birçok sanatçıya. Çok televizyon programı yaptım. İşte ilk Kutsal Damacan'ın hatırlayın ilk birincisini. Onun da yapımında yer aldım. Ben yapımında yer aldığım şeyler müziğini de yapıyorum orada. Bunun da müziğini yaptım. Tabii paket olmalı zaten. Şöyle bir duygu yok eğer onu sormak istiyorsan. Bu aralar diziler çok revaçta. Hadi ben de dizi çekeyim, film yapayım falan gibi bir duygu değil. Bu yıllardır var. Yani hayır aslında şunu soruyorum. Yani insan bu kadar çok biriktirdikten sonra, bu kadar çok yıl geçirdikten sonra, sektörle iç içe olduktan sonra bir sürü şey birikiyor ve artık ben bu birikimleri, bu aklımı, bu zihnimi başka bir şeylerde de kullanayım deme noktasına mı geliyor? Biraz onu sormak yok, istiyorum. Benim artık diye bir şey başlangıcı yok. Cümlenin başında benimkinde artık yok. Ben çünkü uzun senelerdir yapıyorum bunu. Yani yaptığım işte TRT'ye yaptığım diziler, oynadığım diziler, ne bileyim televizyon programları birçok kanala yaptığım, hala yapmaya devam ettiğim mesela bir tane yarışma formatımız başlıyor şimdi. Yine yapımcısı benim. Bayağı gümbür gümbür geliyor ama yapım şirketi olarak Ercan Sağlıkçı evet, değil mi? Birçok şey yapıyoruz. Biraz sorunun içinde bu da vardı galiba. Biraz ben de senin gibi böyle ara vermiştim. Biraz böyle bir sektörü her şeyi izledim. Hakikaten. O hani hepimizin böyle bir nadasa çekildiği dönem olur ya. Böyle inişi olur, çıkışı olur. Bir kenardan baktık biraz. Yani benim için bu yıl aslında son 2 yıldır hatta 3 yıldır birçok şeyi yeniden başlama diyebiliriz. Yani yeniden şarkı söylemeye başladım. Evet. Yeniden grup bir araya geldi. O oldu. Yeniden solo olarak bayağı her hafta sahneye çıktım. Bütün yaz sahnedeydim ben. Hı-hı. İşte yeniden albümler yapmaya başladık. Hı-hı. Bir sürü yeni yeteneği diyelim. Dinleyiciyle buluşturmaya başladık. İşte Lady D gibi başka projelerimiz de var süre gelen. Son 1-2 yıldır üzerine çalıştığımız. Yani bunlar ama hani o bugünden tabii bugüne olan şeyler değil. Takdir üzerinde mutlaka de, çok düşünülmüştür. Tabii yani bu filmin bana gelişi yani senaryonun gelişi 1,5 yıl. 1,5 yıl. Peki Lady Di nasıl radarına girdi? Neden radarına girdi onu ya, sorayım. Bir kere en başta ismi çok seksi yani. Ona ben de tav oldum. Lady Di. Hemen okuyayım falan oldum evet. Yani. Suat Özkan ve Alican Yaraş. İkisi de usta kalemler. Benim de hayran olduğum kalemler. Onların yazdığı bir senaryo. Okurken hakikaten yani koltuktan falan düştüm. Ya yani o kadar samimi güzel şakalar var ki içinde. Şimdi bütün filmler içinde bu söylenir evet ama ya. Çekerken o kadar eğlendik arkadaş, ki. Arkadaş bu klişeyi kim yarattı? İse o yüzden bu klişeyi maalesef seslendiremiyorum. Yani ama tabii şöyle bir şey oluyor. Siz çekerken gerçekten onu öyle yaşıyor olabilirsiniz. Ama sinemaya gittiğimizde ya da dijital platformda bir filmi izlediğimizde hiç de o kadar komik değilmiş. Ne bu şimdi diye kaldığımız çok film var. Olabilir. Ya zevk buradaki meselesi. Zevk meselesinden çok hani burada gerçekten inandığın şey ne onu merak ediyorum. Senaryo. Biraz senin cümlelerinle dinlesem peki nasıl bir film? Bir dolandırıcılık hikayesi. İçinde ama sadece bir dolandırıcılık yok, içinde mafya var, aynen, hacı hocalar var, pavyon var. Yeminli mali müşavir var abi. Nevzat daha ne olsun? Yani baksana otursa mali. İnanılmaz. Mafyayı dolandıran bir tane adam var, Safa Sarı. Evet. Ne bekliyorsun filmden? Ne karnesi ne olur desek? ne olur? Karnesi ne olur sence? Vallahi iyi olsun. Ben böyle bir rakam falan veremem. Yani sezonu biz açıyoruz. 4 Ekim biraz kar yağsaydı da yağmur olsaydı da. Ya ben ona inanmıyorum. Keyfi olan herkesin, gülmek isteyen herkesin gitmesi gerektiği. Hani bazı filmler vardır ya şimdi. Ben yaparım şahsen, sen de yapar mısın bilmiyorum. Beni çok güldüren filmleri canım sıkkınken defalarca izlerim. Olabilir, evet, evet. Bu öyle bir film. Yani bu herkesin kütüphanesinden canım sıkıldı, şunu seyredeyim de bir moralim yerine gelsin diyebilecek bir film. Bu güleceğimiz işler, ağlayacağımız işler, her şey sinemaya yatırım yapan ve sinemanın gerçekten kalesi olan yapımcılar bile biliyorsun pandemiden beri filmleri dijitale satıyor artık, dijitale veriyor. Sen neden önce sinema dedin? Mesela tercih edebilirdin. Yani bu, o çok tüccarlık yani basiretli tüccarın yapması gereken hakikaten şey alıp
Önce pazarlayıp parayı cebine koyup hadi şimdi bakalım nereden para gelecek. Yani ben bu işe böyle yaklaşmadım. Çok inandım her şeyden önce. Oyuncu kadrosunun performansını gördükçe daha da heyecanlandım. Ya bunun gişeye girmesi lazım dedim kendi kendime ve girdik. Ha zaten ondan sonra işte Free TV'de yayınlanması ya da Pay TV'lerde yayınlanması zaten onun kapısı açık duruyor yani. Oraya zaten girebiliriz. İşin kolay tarafı belki o. Tabii başarılı da olması lazım. Yani her filmde alıp koymuyor kimse. İzlettirmiyor. O konuda bir özgüvenimiz var. Yani süper. Güveniyorum ben bu işe. Süper. Seni böyle en çok tabii tamam bütün filmde çok eğlenmişsin ama bu karakterlerin içinde böyle en şaşırdığın, en böyle anı bırakan, en böyle güldüğün bir an, bir sahne var mı mesela? Bize evet. İlginç bir şey söyleyebilir misin? Kadroda. Şu daha, kadro. Evet, daha süper arkada kadro. Başka yani afişe giren kadro bu. Afiş dışındaki kadro da öyle çok komik. Gülmediğim kimse yok. Ama mesela hepsinin oyunculuğunu hakikaten saygıyla eğiliyorum. Oyunculuk olarak çok iyiler gerçekten. Mesela Bestem Su'dan başlayalım. İnanılmaz bir dansöz canlandırdı. Ve yani dansöz rolünü duyunca bir de üstüne atladı. Ben bu rolü bekliyordum dedi. Aa. Celil'in hikayesi çok enteresan. Filmdeki karakteri. Bir mafya babası tövbe edip umreye gidiyor. Umreden geliyor. Fakat mecburen tövbesini bozduruyorlar adamın parası dolandırınca falan gibi bir hikaye yani. Lady Di ama bildiğimiz Lady Di'den etkilenmiş değil mi? Etkilenerek çıkmış. O etkilenen o değil aslında. Arap Fahri. Evet ama Lady Di aşkı var değil mi? Konsumansız olan sevgilisini Lady Di'ye benzetiyor. Zorla bu. Bu zorla yapılan bir şey. Kadıncağız sürekli peruklens öyle dolaşıyor yani. Sabit karakteri var abi. Ben Sabit'in tek başına bir film olabileceğini İleride düşünüyorum. Muharrem Türksevi'nin oynadığı. Safa zaten benim en başta bu film senaryonuma geldiğinde ilk düşündüğüm, yani Safa bu işte olmalı dedim. Sonra da Muharrem bu işte olmalı dedim. Eylemlerin devam edecek anladığım kadarıyla. Film çekme serüveni. Yani bir sürü projemiz var. Hı-hı. Nasip meselesi biraz da evet, bu. Biz evet. Mücadele ediyoruz. Hani o kısmet meselesi yani evet. Bu. Umarım bu senaryonun bulur. Sana gelmesi bile bir kısmet herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Bu kadar yapımcı varken. Aynen yani önüme düştü. Yani bayıldım ya. Yapıyoruz dedim direkt. Zaten süper. Bir şey konuşmadan bunu ben aldım yapıyoruz dedim yani. Harika. Son soru. İnsanlar niye bu filme gitsin? Biraz keyiflenmek için. Bolca gülmek için. Varsa derdi. En azından o 110 dakikalık sürede derdinden, tasasından uzaklaşıp biraz moral depolamak için, pozitif enerji depolamak için, gülmek için yani, hoş vakit geçirmek için. O kadar çok sayarım ki sana. O biraz zaman toplumun şeyinden evet, dışarı evet. Çıkmak lazım evet. Yani. Eğlencemizi kaybetmememiz evet, gerekiyor çünkü. Aynen öyle. Yol açık olsun o zaman. Teşekkür Sağ ediyorum. Sağ ol Sürüncüm. Teşekkür ederim. Sonunda söyledin mi dansözle evlenmek istediğini? Daha söylemedim abi. Aziz Tırnapoğlu, Nevzat Kesi neden arar? Neden arar? Güvendiği için arar. Güven, bizim burada ne işimiz var oğlum? Biz böyle ortamlara gelmeyiz. Bayıldım ben size. Siz çok tatlı. Ya çok komik bir erkeksiniz. Siz tanışıyor musunuz ya? Evet. Hayır. Aa. İkinizi de yerim olas! Çaykaralı Şükrü'den biraz borç para aldım abi. Bestem Su Özdemir'de Lady Di'nin mayası. Aynen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir karakter oynuyorsun? Hemen onu senden dinleyeyim. Ben oldukça bencil, hırslı. Böyle hırstan gözü kör olmuş ve her şey yapabilecek. Yırtmaya çalışan bir kızı oynuyorum. Yırtmaya çalışan bir dansöz aslında. Çok isteyerek galiba oynamışsın. O onu kadar anlatsana. İstedim ki. Neden? O kadar. Ben bir senedir pavyon işi istiyorum. Neden? İnci tanelerini istiyorum. Yani pavyona dair her şeyi istiyorum. Çünkü ters köşe oynamak istiyorum artık. Yani engelli bir kadında oynamak istiyorum. Bir sürü istediğim şey var ama böyle pavyona taktım son bir senede. İnci tanelerinden kaynaklı bir şey miydi peki bu? Ben de vardı, o sırada o başladı. Aa çok enteresan. Ve böyle şey oldu. Aa böyle bir iş yapılıyor falan oldum hatta. Üstüne böyle ben pavyon diye ağlarken menajerim aradı. Bestecim dedi böyle bir iş var. Dansöz rolü oynamak ister misin? Ben Allah'ım dedim yani. Dualarım kabul oldu şu an. Çok iyi ya. Ben dedim çok isterim. Hiçbir şey konuşmamıza gerek yok ya. Ben pavyonda olmak zorundayım. Başka hiçbir şeye bakmadın mı? Senaryo geldi. Senaryo okudum. Maya'ya aşık oldum zaten. Müthiş bir karakter. Hiç ben değil. Ben yüzden pavyonda olmak zorundayım ama tabii, bu da tabii, ilginç. Tabii. Ya ben o hikayede olmak zorundayım. Niye peki? Dedim. O hikayenin seni ters köşe olmasının dışında enterese eden bir tarafı var mı? Çok büyük challenge benim için. Çünkü ben hep aynı o zengin bir şey kadın oldum bugüne kadar. Ama hep zenginliğim de hep şımarıklıkla oldu. İşte
yani çok uzun zamandır tek düze şeyler oynadım. Kirli sepetiyle daha komedi bir şey yapmış olduk falan ama yani bu benim için çok büyük bir challenge. Hmm. Şu saçım, makyajım, ıvırım zıvırım yani. Olaya girdim diyorsun evet, yani. Evet, başka bir şey o. Ve şey dedim yani kendimi zorlamak zorundayım. Gelişmek için bunu yapmak zorundayım. Peki en zorlandığın, madem challenge, en zorlandığın, en böyle eğlenceli bulduğun, karakterine dair en neler var bize anlatsana. Ya ben genel olarak çok zorlandım. Neden? Çünkü hiç ben değilim. Hmm. Yani empatisiz çok zor bir şey oynamak. Hmm. Bir dansözün hayatını bilmiyorum. Pavyonda dansöz olmak başka bir şey. Hmm. Sanat icra etmek, bir sürü dansçı arkadaşımız var. Ama bu bir pavyon dansçısı ve dansözü. Hmm. Başka bir kategori bu. Ve hiç bildiğim bir dünya değil tabii ki benim. İşte benim pavyona götürdüm dedim insanlara. Pavyon videoları izledim. Nerede ne pavyon var, içinde neler oluyor. Instagram'da bunları takip alıp storylerine bakmak falan. Tam olarak neler dönüyor. Çünkü gitmeye de çok cesaret edemedim. Sürekli peki mesela sakız çiğniyor musun galiba? Evet sürekli. Çok zor bir şey. Sen o zaman bir sakız ikram etsem. Ay. Mayanın hatırına yemin nasıl, ederim şu Maya an. Maya nasıl bir sakız çiğniyor? Korkunç çiğniyor. Yolda görsem kesin uyarırım. Yolda bile görsem gerçekten uyarırım. Biri mi? Öyle sakız çiğnerse falama da bakayım bari. Şarjı kalmış %10. Yazmış sana seni seviyorum. Aklı fikri hep sende, bekliyor seni mutlu son. Hadi bakalım. Hadi bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Kariyerinde nereye koyuyorsun peki bu filmi? Maya bu. Kariyerinde nasıl bir yere koyuyorsun ve son cümlelerini alsam? Ya bence çok başka bir yerde olacak benim kariyerim için bu iş. Ya her işin hepimize yaradığına inanıyorum. Ben artık galiba senaryo seçmeyi öğrendim. Artık 15-16 yıldır sektörde olunca. İyiyse ya senaryo koklamak diye bir şey var. Bunu hep duyuyordum ama şimdi onu anlamaya başladım. Hmm. İyi senaryo, kötü senaryo ayrımı yapabiliyorum. Süper. Bu çok iyi bir senaryo. İnanılmaz komik. Muharrem Türkseven. Evet. Hoş geldin. Hoş gördük. Neydi dinin içine? Nasıl düştün sen? Bu pavyona nasıl düştün bize bir anlat. Ya nereden başlasam, nasıl başlasam? Ya bir kere gerçekten bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani senaryo bana geldiğinde bu filmde Sabit'i gerçekten oynamak istedim. Yani direkt bana senaryo geldi ve dediler ki burada Sabit diye bir karakter var. Ve dedim ki ya bu karakteri oynamak istiyorum dedim. Yani dünyanın çünkü en rahatsız karakteri bence. Rahatsız derken? Rahatsız. Yani aklınıza mesela ne geliyor? Rahatsız dedim mesela ne geliyor? Deli, çatlak, etrafını umursamayan değil mi? Her şey var içinde. Her şey var. İllegal bir herif. Türkiye'nin en büyük bir mafya babası. Celil abi, onu oynuyor. Aziz diye bir karakter. Ben de onun erkek kardeşiyim. Eyvah. Ama ikimiz o kadar farklı bir karakteriz ki yani. Aziz karakter ise Celil abi umreye gidiyor ve tövbe ediyor. Umreye gidiyor, tövbe ediyor filan neyse. Türkiye'ye geri geliyor. Umredeyken ben ortalığı karıştırıyorum filan neyse böyle. Gerçekten ortalık çok büyük karışıyor burada. Hmm. Ve benim bu karıştırdığım düzeni toparlamaya çalışan bir karakter Celil abi. Ve artık ben eskisi gibi olmayacağım deyip böyle ağzı dualı işte namazında niyazında bir herif aslında. Ama onu da çok bozuyorum, değiştiriyorum. Yani adam umreye gitmiş gelmiş, onu da bozdum falan yani. Ha. O kadar tehlikeli ki. Gereksiz bir özgüveni var. Sakız çiğniyor. Ya sakız çiğniyor adam ya. Sürekli. Ve birine sinirlendiğinde... O zaman bir dakika, bir role girelim mi? Bir role girelim. Ya gerçekten. Ben size şöyle şuradan bir takdim edeyim. Şu beslen suya da çiğnettim. Bakayım gerçekten nasıl çiğniyorsunuz. Rol okey mi bakacağım? Yani adam mesela şey, böyle birine sinirlendiğinde ağzındaki sakızı gösteriyor abi. Nasıl mesela? Gel de yan söylüyorum. Şu an yapamam. Sakız şu an çok sert. Biraz yumuşasın yapacağım bunu. Neyse. Sinirim bozuldu. Daha önce böyle bir karakteri oynadın mı? Hayır. Ben de çünkü seni hep böyle tatlı, naif, çok sevimli karakterlerde hatırlıyorum. Bu senin için dolayısıyla ters köşe bir rol oldu herhalde. Sakızı yumuşatıyorum şu anda. Ay böyle bir insanı karşında oturduğunu düşünsene, gerçekten sinir bozucu bir karakter, evet. Ve herif böyle şey, çok böyle sağlıklı konuşan da bir adam değil. Yani konuşurken böyle konuşan bir herif bu herif. Aaa. Tabii. Tam psycho. Seninle konuşurken böyle konuşuyorum ben falan diye bir herif yani. Ve sana gıcık olduğunda şunu yapıyorum yani. Ay. Ya böyle bir şey var mı abi? Ya ama... sana gıcık oldum mesela, sana şunu yapıyorum yani. Ya ama sevmişsin bu karakteri. Çok sevdim. Gerçekten de öyle. Benim bu zamana kadar oynadığım en değişik karakter bu. Peki olsun. Bundan sonra böyle gider misin? Bu rolle gider misin? Yani bu tür rollerle? Ya bu tür roller gelirse oynarım tabii ama ben her oynadığım karakterde
bir şeyler bulmayı çok seviyorum. O yüzden ben bu oynadığım karakterlere bu farklılığı, değişik gestusları çok seviyorum. O yüzden bu tür rollerde de muhtemelen bu adam değil tabii ama farklı, bu tatta farklı bir karakteri çıkartmayı çok isterim. Bir filme dair birkaç şey söyle. Yani söyleyeyim. Nasıl bir film izleyecek seyirci? Sana geçen duygu ne? Onu alayım. Ya şöyle, bazen böyle size de olur, herkes olur yani. Böyle, hadi gidelim de bir sinemaya gidelim, bir nefes alalım istersin. İki gülelim, iki eğlenelim dersin. Bu film gerçekten tam o tatta bir film. Ne kadar da güzel bir enerjin var ya. Teşekkür ederim. O birazcık sizden geçti bana galiba. Yolu açık olsun. İnşallah izleyeceğiz ve çok seveceğiz seni. İnşallah ya. Vallahi ben izlensin istiyorum ya işimiz. İnşallah. Çünkü bu işte başka bir emek var. Dekorumuz falan özel yapıldı. Baksana Arif abi mesela gömleğine baksana. Ne kadar güzel bir gömlek. O gömleği mesela bizim kostümcüler aradılar mesela 3 hafta. Ya o gömlek sonra bulundu falan yani. Neyse işin latifesi bir yana. Çok sevmiş, bayağı sevmiş. Çok sevdim ya. İşimizi gerçekten çok sevdim. Tekrar söylüyorum, vesile olanlar sağ olsunlar. Bu projede bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Bana çok iyi geldi. Arif Pişkin hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Siz Lady Di'nin Arap fahrisisiniz. Evet. Evet. Ve pavyon sizin mi? Pavyon kira. Benim. Hayır, benim. Sizin. Aynen. Ve siz bu filmde Arap Fahri karakteriyle evet. Nasıl bir rolde oynuyorsunuz? Bize biraz rolünüzü anlatın. Şimdi yani hani Arap Fahri lakabı Arap. Evet. Yani Araplıkla hiç alakası yok tamam. Öncelikle. Ama işte hani bir pavyonun sahibi ve takıntılı olarak Lady Diana'ya aşık. Esasında normaline, ölene. Ha, gerçekten tabii. Prenses Lady Di'ye aşık. Takıntısı var. Takıntısı diyelim. Var. Peki Lady Di'ye takıntısı yüzünden Lady Di gibi bir karakter mi yaratıyor? Bir kadına aşık olmuş ama onu Lady Di gibi giydiriyor. Sarı saçlar yapıyor bilmem ne. Benim hoşuma giden, senaryoyu okuduğum zaman hoşuma giden ve daha sonra yönetmen görüşmesinde tamam dediğim hikaye şuydu. Bir komiklik yapmak için komiklik yapılmadı. Olay örgüsü komik. Yani bir durum komedisi var. Ve o durum komedisini de oyuncu olarak karakterler de üstüne üstüne giderek yapmadılar. Bayağı bildiğiniz karakter oldu. Hiçbiri tip gibi durmuyor baktığımızda. Ama siz renkli bir karaktersiniz. Hatta filmin evet. En renkli karakteri diyebilir miyiz sizin için? Ya, kıyafet olarak olacak olursa evet. Komedide daha mı rahat ediyorsunuz? Daha mı iyi kendinizi ifade ediyorsunuz? Bu rolleri oynamak istiyorum gibi bir şeyiniz var mı takıntınız? Yani hani şimdi mesela öyle bir şeyim yok. Sadece benim yegane takıntım hep aynı tür rollerin geliyor olması ki hani o aynı tür roller geldiği zaman da mümkün olduğunca hepsini başka yerlerde oynamaya çalışıyorum. En son başka Yargı'da yerde. İzledik sizi. Yargı'da evet, da aslında bir kabadayı mı diyelim, mafya mı, bir mafya abisini oynuyordunuz. Mafya abisi. Mafya abisi. Hani böyle oradan buraya geçmek, biraz aynı rolü oynamak gibi hissettirdi mi? Hayır, bu tamamen farklı bir karakter mi diyorsunuz? Evet, nasıl? Evet yani hani o bambaşka bir şeydi Yargı'daki. Ya onun öncesinde de var. Yani hani hep aynı mafyatik, kötü, hani inanılmaz şeyler. Okey yani yapacak bir şeyim yok madem hani bunlar geliyor. Hani eğer sürekli bunlar geliyorsa oyuncu olarak ben başka yerlerini bulmaya çalışıyorum. Ama nice kötüler var ki onları da ne kadar sevmişizdir filmlerde, dizilerde ya değil işte mi? Hani ama sevecek miyiz bu Fahri? Bilmiyorum hani Arap Fahri yani ben çok sevdim yaratırken. Hoşuma da gitti hani hem o takıntıları ondan sonra yani hani kendi yaşantısı böyle nereye doğru bak gittikleri hoş, güzel. Başına gelenler de enteresan tabii. Ya her şey var ya, hayal kırıklığı, aşk, gülmek, olması. Aklınıza ne geliyorsa her şey var işte. Böyle bir dönemde gülmek istiyorsanız bu filmi izleyin. Açıkça söylüyorum. Güleceğiz yani hep beraber. Mafyatik abi Aziz, evet. Celil Nalçakan oynuyor evet. Lady Di filminde. Nasıl bir rol? Vallahi benim genelde zaten okul bittikten sonra verdiler benim bir silah. Yani bir iki iş dışında genelde zaten öyle bir kabadayım. Ya bir dakika şimdi araya gireyim onu da sorayım. Niye sende böyle sürekli bir aynı roller var? Hiçbir fikrim yok. Oktay Kaynarca gibi ya, yemin ediyorum yani, sürekli mafya abisi, sert adamlar, ağır abiler. Aslında o kadar sert biri de değilim ben. Değil misin? Evet, böyle vallahi romantik anlatırlar, yani. Naif anlatırlar. Eyvallah, sağ olsunlar. Yani ama tabii öyle bir şey durumu yani Poyraz Karayel itibariyle başlayan evet. Bir mesele bu. Ama buradakinin şöyle bir türü var, o çok iyi. Tövbe etmeye karar vermiş bir kabadayının tövbesinin bozulma hikayesi diyebiliriz. Yani. Ne yapıyorlar da sana bu tövbeyi bozduruyorlar? Yani pek çok şey.
O kadar üstüme geliyorlar ki. Olacak iş değil ben yani. Ben de bir insanım neticede. Peki bir mafya abisi, Hacı Hoca işleri de var burada. Bir uçtan bir uca savrulan bir karakter, evet, anladığım kadarıyla. Yani başlarda böyle bir İstanbul'u ürküten biriyken tüm bunları yapmaktan vazgeçiyor. Umre'ye gidiyor filan. Tövbe tövbe ediyor. Ama gelir gelmez ayağının tozuyla görüyor ki o kadar çok karışmış ki her şey. En son diyor ki tamam yeter artık hani ben şu Umre kıyafetini çıkarayım. Tekrar takım elbiseni giyeyim. Özüme döneyim. Evet, bir özüme döneyim. Bir kere beni aslında cezbeden şey okuma provasıydı. Çünkü normalde şöyle olur okuma provalarında. İş ne kadar komik olursa olsun ya da her ne olursa olsun okunur ve biter prova. Gülmekten bitiremedik biz provayı. Şaka yapmıyorum. Bu biraz şey tabii. Bazı oyuncular o seti sever, o hikayeyi sever, içinde olmak ister. Siz belli ki eğlenmişsiniz. Evet. Güzel de geçmiş, çok işinize de sinmiş. Çok. Seyirciye ne geçecek? Onu anlat bize. Bence şöyle bir durum var. Bu filmin alamet farikası şu olacak bence. Şimdi bazı günler şey yapıyoruz ya, onlarca kere izlediğimiz filmler var. Mesela kötü bir modla uyanıyoruz ya da ne bileyim hani böyle bir şey. Ya açayım da bir Vizontele izleyeyim. Ya da işte bir açayım aile arasında izleyeyim. İşte Güzel Günler izleyeyim. Defaten izlediğimiz iş onlardan biri olacağını hissediyorum. Peki sen kendini böyle dram oyunculuğu ve komedi oyunculuğu gibi bir noktada ayrım yapıyor musun? Sen kendini nerede görüyorsun? Yani hangisini tercih ediyorsun? Belki de öyle sormam lazım. Açıkçası ayırmıyorum ben. Ben hikaye bazlı devam ediyorum hayatıma. Çünkü aslında şöyle bir durum var. Her acının içinde bir gülünecek bir şey bulmazsa insan zaten yaşayamaz. Yani müthiş bir laf. Ağlamayı bilmeyenin gülmesi boktan olur derler yani. O yüzden çok kendi adıma çok ayırmıyorum. Ama bulunduğum işlerde genelde o dramanın içinden bir mizah çıkarmayı seviyorum ben. Yani. Kendi adıma şeyi çok gülüyorum. Durma anlarına çok gülüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle çok absürt bir şey oluyor. Herkes duruyor. O komik bir an benim için yani. Burada da mesela onu çok yaşadım. Benim için mesela zor olan durumlardan biri bu filmde komik olmamaya çalışmaktı. Çünkü herkes o kadar komik ki ve yani hikaye başlı başına komik. Zaten Safa Hanım durdu mu Adem set? Var. Sahneler çok durdu ben mu gülmekten? Ben dalağım çok düşük benim ya. Yani. Ben de hiç dalak hiç yok yani. Bu yüzüklerle mi oynadınız? Bu yüzük şu öbür taraftaki değil. Yüzükler şu yüzükle bir oynadım. Parçası mı? Yok değil. Bunlar benim şahsi yüzükleri. Ama bu filmden kalan bir hediye çünkü kırdınız mı? Çatlattım evet. Ama iyileşecek inşallah. Niye zor sahneleriniz mi vardı? Ya benim için imkansıza yakın bir sahne vardı. Mesela helikopter. Neden? Ben binemem. Aa! Ben uçağa binemem. Nasıl bindin? İşte yani mesela uçağa binemem derken Türkiye'nin bir ucuna dahi. Yani mesela Ordu'ya oyunumuz var. Ben bir gün önce arabayla gidiyorum. Gerçekten mi? Yani çok tercih etmiyorum. Birazcık normale döndü. Evvelden hiç binemiyordum. Peki sahneleri nasıl çektin? İşte çok zordu. Bir imkansıza yakındı yani. Hani bir de reddedeceğimi ve karşı olacağımı Ercan abi bildiği için beni çok iyi tanıyor. O güne kadar söylemediler bana. Ben bir gittim helikopter var. Dedim bu ne? İşte helikoptere çevirdik sahneyi falan. Yani benim için şu bile imkansız. Hani dedim bu yani duracak, o tepedeki dönecek. Ben de onun içine ineceğim mi dedim, bunu yapabileceğim mi düşündüm. Sahnelerden biri o dediler. Dedim diğerinde de havadayız falan. Dedim arkadaşlar. Nasıl oynadınız? Sakinleştirici vesaire mi? Yok. Bir de sabahın körüydü. Ercan abi ne kadar sevdiğimi buradan anlayın. Buradan anlayın. Sana bir double ücret vermesi lazım yani. Yani sağ olsun zaten onun abiliği yeterince kıymet, paha biçilemez bir şey benim için yani. Harikaymış. Mahir Bek, merhabalar. Merhabalar. Lady Di'yi konuşuyoruz ve orada yılların mali müşaviri Nevzat'ı oynuyorsun. Rol aslında biraz da yavaş yavaş artık toplumda geçerliliğini kaybetmiş kadar dürüst, insana seven, insana şans tanıyan, biraz da karakterlerin ya da o filmin sağduyusu diyebiliriz yani. Sağduyusu. Peki böyle karakterlerin gerçek hayatta yaşama şansı nedir? Bu filmden yola çıkarak böyle genel bir fotoğraf çekebilir miyiz? Vallahi ben hala inanıyorum. O umudumu kaybetmedim hayata ve insanlığa dair. Bugünkü dünyada biraz zor yaşam ama öyle yaşamak da güzel galiba. En azından uyurken kafan rahat uyumak. Peki bu kadar kötü karakterin arasında, bu kadar çakalın arasında siz ne yapıyorsunuz filmde? Bana biraz onu anlatsana. Biraz evlat kurbanı oluyor. Biraz da yani öz evladı değil ama evladı kadar sevdiği çocuğun o dolambaçlı hikayesinin kurbanı oluyor aslında. Yoksa o dünyanın içerisinde çok da yeri olan biri değil. Ama her şerde bir hayır vardır. Dan
hayatına bir mutluluk da giriyor aslında. Yeni bir tür gelişti son zamanlarda. İşte Ölümlü Dünya ile birlikte başlayan bir aslında durum komedisi. Ama aslında o var. Biraz, dünyada hep var. Evet ama Türkiye'de buna bu işte o büyük büyük şakalar yapmak yerine aslında o ciddiyetin içerisinde bir komediyi izlemeyi işte sevmeye başladık ya. Hayatın kendisi biraz böyle bir öyle. Film mi? Evet. Altı kırmızı kalemle çizilmiş şeyler yapmadık yani. Çok ciddi bir durum var ve o ciddi durumun içerisindeki mizah var aslında. Ben de onu çok seviyorum aslında. Dünyada bunu çok iyi yapıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar iyi yaptığımızı düşünüyorum. İngilizler çok iyi becerirler o evet, işi mesela. Evet. Zorlandığın ya da işte gülmekten kırılıp sahneyi bozduğun ya da tuhaf şeyler yaşadığınız anlar, sahneler oldu mu mesela? Ya, her şey çok yolunda gitti aslında bu filmde. İyi bir hazırlık yaptığınız zaman yönetmeninden yapımcısına, oyuncusuna çok fazla da bir sıkıntı çıkmıyor. Ama tabii o yazın sıcağında özellikle o pavyon sahnelerinde havasız. Şöyle bir takım elbiseyle eyvah. Bana tek fenalık geçirten durum oydu aslında. Yani, kilo verdiniz mi? Verdim evet. Çok iyi. Siz de çok gülüp eğlenenlerden misiniz sahneyi çekerken yoksa ciddiyetinizi koruyanlardan mısınız? Ben çok eğlenmem. Ha, ciddisiniz. Ciddiyim evet. Komik bir sahnede bile mi? Evet evet. Gerçekten. Çok, evet, çok zor gülerim aslında sahneyi çekerken. Herkes orada gülüp eğlenirken de mi ciddisiniz? Yani tabii çünkü ki. Çünkü gülmekten çekemedik falan diye anlattı da herkes. Tabii tabii gülmekten çekememe durumu oluyor ama ben bir de yani öyle bir gülersem ve koy verirsem toparlamam çok zor. Çok iyiymiş peki. Ve Safa Sarı, güven karakterini oynuyorsun Lady Di filminde. Nasıl bir karakter? Ya hiç güvenilecek bir adam değil. Zaten filmde güvenilecek çok az insan var bir tanesi zaten. Evet, gördüğüm kadarıyla öyle. Yani afişe de baktığınız zaman yani şeye bakmayan, kameraya bakmayan tek kişi benim. Evet, ne yapıyorsun? Derdim para. Derdim para. Derdi sadece para. Başka kimseyi düşünmüyor. Paraya giden yolda herkesin ayağına çelme takabilir. Öyle bir insan. Biz de hayat vermeye çalıştık böyle bir insana. Peki Lady Di filmini biraz anlat desem seyirciye nasıl cümleler kurarsın? Gelen tekliflerde de yani kim oynuyor abi diyor. Ya Mahir abinin adını duydum zaten. Mesela Mahir abi varsa ben tamam varım dedim. Ha o kadar. Beni ilk cezbeden şey oldu. Çünkü yani komedisine çok güvendiğim ya yani komedi dışında tabii ki çok daha güzel de işleri var ama son zamanlarda hani komedide de insanlara hem rüştünü ispatlamış bir insan hem komik olduğuna ve oyunculuğuna çok güvendiğim bir insan olduğu için ben Mahir abinin adını duydum tamam dedim. Sonra hikayeye baktım. Başladığında abi ne olacak diye merak unsuru, ya merak unsurunu asla içinden yok etmeyen bir hikaye. Hı. Yani okurken de ben öyle oldum. Seyirci çok güzel bir hikaye izleyecek ya. Matematiği iyi bir hikaye anladığım kesinlikle. Kadarıyla. Peki insanların sinemaya gitmediği bir dönemde sinemada şansı ne olur sence bu filmin? Ya ben de bir sinema izleyicisiyim. Tamamen izleyici gözüyle bakıyorum. Ben çok sevdim. İnşallah insanlar da severler, izlerler. Hı. Bu kulaktan kulağa anlatılacak bir film mi? Seyirciyi böyle çekecek bir film mi sence? Kesinlikle ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ki inanıyorum da. İnanmasam zaten projede olmazdı. Bence çok güzel bir hikaye izleyecekler. Yani kulaktan kulağa da yayılırsa ne güzel olur.